yaşamını anlatan, araştırmacı yazar Hulusi Turgut, un kaleme aldığı Cavit Çağlar, Fırtınalı Bir Yaşam Öyküsü adlı kitabı okurken insan şunu düşünüyor. 4 yaşındayken, Batı Trakya, Dan, ailesiyle Merici kayıkla geçip geldiği Akhisar'daki ilkokul yıllarında arkadaşları, Macır, diye küçümsediği için dönemin başbakanı Adnan Menderes'e verdiği mektupla, soyadı ve nüfus kağıdı istemiş, sabah erken tren garında simit satıp geldikten sonra okula gitmiş, benzinci de çalışmış bir Cavit Çağlar. Zor koşullardaki yaşama eksi ikiden başlamış. Sonrasında 25 bin kişinin çalıştığı 5 fabrika sahibi olmuş. Benim şehrim dediği Bursa için üretmiş, siyaset yapmış, Bursa Spor'a kupa kazandırmış, alacaklarını silerek ayrılmış. Bursa, ya Türkiye'nin en büyük yerel gazetesi olayı armağan etmiş, Türkiye'nin ilk haber televizyonu NTV'yi kurmuş. Bunları Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde yapabildim, diyecek kadar da açık sözlü. Perşembe akşamı, Habertürk, T. Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Cavit Çağlar, soru üzerine Rusya ile krizin çözülmesi için 3 ay gidip geldiğini ve yaşananların perde arkasını ilk kez bu kadar açık anlattı. Yine, Ersoy, un sorusu üzerine Ukrayna'da sıkışıp kalan 158 geminin güvenli şekilde Karadeniz'e çıkmaları ve tahıl koridorunun açılması için girişimlerini de ilk kez dile getirirken şunun altını çizdi. Ülkem için, milletim için yapamayacağım şey yok. anlatırken de her aşamada irtibatta olduğu, büyük ve karizmatik lider olarak tanımladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorun çözücülüğüne vurgu yaptı. Arkamda kale gibi duran eşim var, bize iyi bakıyor diyerek de, eşi Nursel Çağlar'a teşekkür etti. Mesajını ise şöyle tekrarladı. Toplumun birlik beraberliği ihtiyacı var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı sağlayabilir. Muhalefetle görüşmesi rahatlama getirdi. Siyasilerin oturup ülke meselelerini konuşmaları lazım. Barış olmalı. Siyasete bakınca gördüğü şu, Türkiye'nin merkez bir partiye ihtiyacı var. Tayyip Bey'in en büyük özelliği inandırıcılığı. Başlangıçtaki gibi partisini merkeze çekerse kaçan oyları geri alabilir. Enflasyon düşmeli, tencere kaynamalı, huzur gelmeli. Habertürk. T. Mehmet Akif Ersoy'un konuğu olan Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, ülkenin bugününe yönelik değerlendirme yaparken, toplumda orta sınıf kalmadı. Dedi ve şuna dikkat çekti. Enflasyon düşürülemezse işler zor. Tencerenin kaynaması lazım. Altını çizdiği bir konu da şu. Son zamanlarda her gün bir mafya şebekesi çökertiliyor. Ne kadar çok mafyamız varmış. Ülkeye huzur gelmeli. Bursa seçim sonucuna çağlar yorumu, millet sandıkta birleştirdi. Programda, Mehmet Akif Ersoy, özel bir parantez açtı ve, Bursa'daki değişim nasıl oldu, sorusuyla Bursa seçimini irdeledi. Soruya, Devlet Eski Bakanı Cavit Çağlar, farklı bir perspektiften yaklaştı. Yerel seçim sonuçlarından gördüğüm şu, CHP'ye oy verildiği anlamına gelen bir sonuç değil bu, millet sandıkta birleştirdi. Adaylarla ilgili yorum yapmak istemediğini söylemekle birlikte genel bir yaklaşım sergileyip şunu ifade etti: AK Parti kaybedip CHP kazandığına göre Bursa halkı Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarını beğenmedi ki bir karar verdi ve değiştirdi. Ardından AK Parti en çok kaybettirecek adayla girdi ve kaybetti." deyip ekledi. "Seçimde kazanan Büyükşehir Belediye Başkanının neler yaptığını ya da yapamadığını 5 yıl sonra göreceğiz. Başarılı olursa devam eder, olamazsa biter." Bursa Spor'a destek, federasyona çağrı. Başkan, olduğu dönemde, Bursa Spor'a kupa kazandıran Cavit Çağlar, takımın 3. Lige düşmesine çok üzüldüğünü söyledi. Habertürk'teki programda Mehmet Akif Ersoy'un sorusu üzerine de şunu söyledi. Her zaman Bursa Spor'un yanındayım. Ardından, Futbol Federasyonu yönetimi çakılı kalmış. İstifa etmeliler. Yabancı var hakemi içime sinmiyor. Fenerbahçe ve Galatasaray yöneticilerinin birbirlerine sözlerine de üzülüyorum dedi, taraftarlara, küfür etmeyin, çağrısı yaptı. Türk dizisi izleyen Bahreynliler Osmanlı kenti Bursa'yı görmeye geldiler. Yıllardır, Bursa'nın, İstanbul'a yakın olmaktan kaynaklı, sorunu. Bu kentte turizm için her şey var, tarih, kültür, doğa, dağ, göl var, son dönemde kırsal turizmi de çok gelişti. Fakat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, in de söylediği gibi turistlerin konaklama süresini arttıramıyoruz. Hatta, Osman Gazi Köprüsü'nün açılmasından sonra geceleme biraz daha düştü. İşte, Bursa, turizmi için yapılan girişimlerden biriyle, Türk dizilerini izleyen Bahreynli bir grup turizmci, gazeteci ve fenomen Bursa'ya geldi. THY Bahreyn Ofisi ile Bursa Turizm Tanıtma Birliği girişimiyle Osmanlı kenti Bursa'yı görmeye gelen Bahreynliler. Kent turunda Uludağ, Gölyazı, Suuçtu, İnkaya Çınarı, İznik, Cumalı Kızığı gezdiler. Paşader'de yeni dönem. Onursal Başkanı, eğitim dünyası ve yerel siyasetin önemli ismi Şükrü Akyolluoğlu'nun Paşader, kurulduğundan bu yana kent merkezinde yaşayan üyeleriyle Mustafa Kemal Paşa'nın sosyal ve ekonomik yaşamına önemli katkılar yapıyor. Paşader de Divan Başkanlığı, görevini her zamanki gibi Rıdvan Kınay'ın yaptığı kongrede Murat Tunçel başkanlığında yeni yönetim oluştu.